Erdoğan'la Felsefe Grubuna hepiniz hoş geldiniz. Gençler, şimdi ikinci sosyoloji yazılarının yapıldığı döneme gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle beraber ikinci sosyoloji yazısına hazırlık yapacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle bir konu tekrarı yapacağız çünkü öğretmen arkadaşlar büyük bir ihtimalle e, birinci üniteden üçüncü üniteye kadar soru mutlacaklardır. Çünkü ikinci yazılar genellikle test şeklinde gerçekleşeceği için. Evet birinci ünite sosyolojiye giriş. Hızlı bir şekilde sosyo toplum demek bu yüzden sosyoloji loji bilim demek. Bu yüzden de sosyoloji toplum bilimi anlamına geliyor. Sosyoloji toplum halinde yaşayan insanların düzenli ve uyumlu ilişkiler ağını yani toplumu inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji biliminin genel özellikleri. Bunları mutlaka bilmeniz, bilmeniz gerekiyor. Sosyoloji olması gerekenleri değil var olanı söyler. Bu bilimin özelliğidir zaten. Bu yüzden de kural koyan yani normatif bir bilim değil kural koymak anlamına geliyor normatif. Yine diğer bir özelliği sosyoloji biliminin sosyolojinin çalışma alanı laboratuvar değil toplumdur. Çünkü toplumla ilgileniyor o yüzden deney ve gözlem e, yapamayacaktır bir laboratuvar ortamında. Sosyoloji toplumu neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alır ki bu çok önemli. Çünkü bütün bilimlerin en temel özelliği inceledikleri konuları neden-sonuç ilişkisi içerisinde ele almasıdır. Sosyolojide neden-sonuç ilişkisi içerisinde ele alır. Sosyoloji bireysel değil toplumsal sorunlarla ilgilenir. Zaten toplumdan bahsediyoruz. Sosyolojinin var olanı incelemesi nesnel ve tarafsız olmasını sağlar. Var olanı bakın inceliyor olması gerekeni değil. Sosyoloji toplumsal olayların benzer yönlerden hareketle genellemelere ulaşmaya çalışır. Evet sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisine bakalım. Sosyolojinin psikoloji ile ilişkisi e, toplum ve birey arasındaki ilişki sosyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi zorunlu kılar. Çünkü sosyoloji toplumu birey ise psikoloji inceler. Sosyoloji ekonomi arasındaki ilişki ekonominin kapsamına giren üretim tüketim iş bölümü gibi olgular aynı zamanda sosyolojinin konusu arasındadır diyoruz. E, sosyoloji ve antropoloji Kültürel antropoloji ilkel toplumlardaki toplumlarla sosyoloji ise günümüz toplumlarıyla ilgilenir. Sosyoloji tarih arasındaki ilişki ise tarih geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek belgelere dayanarak ortaya koyar. Sosyoloji ise toplumsal olay ve olguları açıklamaya çalışarak genel yatağa ulaşmaya çalışır. Yani eğer bir soru size sosyoloji bireyden bahsediyorsa psikoloji. Sosyolojinin hangi bilimle ilişkisi vardır derse eğer eğer üretim tüketim ilişkilerinden bahsediyorsa ekonomi eğer ilkel toplumlardan bahsediyorsa top, e, ilkel toplumların yaşantılarından bahsediyorsa antropoloji toplumların geçmişte yaşamış olan toplumların yer ve zaman göstererek belgelerle açıklıyorlarsa sosyoloji ve tarih arasındaki ilişkiden bahsediyordur o soru diyoruz. Toplumsal olay ve toplumsal olgu. Şimdi toplumsal olay dediğimizde toplum içerisinde belli bir yerde meydana gelen başlama ve bitiş noktaları belli olan ve tek tek ortaya çıkan değişmelerdir. Örnek Ahmet ile Ayşe'nin evlenmesi belli bir tarihte ve yerde gerçekleştiği için bu bir toplumsal olaydır diyoruz. Yine aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Birinci Dünya Savaşı, 2020 öğrenci seçme sınavı birer toplumsal olaydır diyoruz. Toplumsal olgu ise başlangıç ve bitiş noktaları belli olmayan bir süreç içerisinde toplumsal oluşum ve değişmelerdir. Toplumsal olgu ve toplumsal olayların tekrar etmelerinden doğar toplumsal olgular. Mesela Ahmet ile Ayşe'nin evlenmesi bir toplumsal olayken evlilik bir toplumsal olgu. Kavimler göçü bir toplumsal olayken ne zaman yapıldığı belli görüyorsunuz. Göç bir toplumsal olgu. Konya'daki kentleşme bir toplumsal olayken kentleşme bir toplumsal olgudur diyoruz. Şimdi toplumu oluşturan öğelerle ilgili kavramlara bakalım. Toplumsal kurum nesiller boyu devam eden, kalıcı, nitelik kazanan, ortak kabul görmüş değerler, olaylar, kurallar, düşünceler ve uygulamalardan oluşan bütündür. Örnek ekonomi, din, siyaset, eğitim, aile birer toplumsal kurumdur diyoruz. Bizler bu toplumsal kurumlar içerisinde yer alırız. Kuruluş ise yani buna biz organizasyon diyoruz. Çeşitli amaçlarla insanların bir araya gelerek oluşturdukları somut örgütlenmelerdir. Yani sivil toplum kuruluşları olan dernekler, vakıflar, sendikalar ve meslek örgütlenmeleri gibi. Şimdi toplumsal gruba gelelim. Toplumsal grup deyince ne anlayacağız? Bir kere sosyoloji en az iki kişi arasındaki ilişkiyi inceler. Bir kişi ise psikoloji inceler. Toplumsal grup sosyal grup aralarında karşılıklı etkileşim bulunan iki veya daha fazla bireyin ortak amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturdukları topluluklardır. Sosyolojik açıdan bakıldığı zaman toplum en büyük toplumsal gruptur ve en karmaşık, en gelişmiş toplumsal gruptur. Bireyler öncelikle ilk olarak hangi toplumsal grup içerisinde yer alırlar? Aile dediğimiz toplumsal grup içerisinde yer alırlar. Ardından ise birçok toplumsal grup içerisinde birey girer. Toplumsal grupların amaçları nelerdir? Her toplumsal grubun kendine özgü amaçları vardır. Grup amaca hizmet ettiği sürece varlığını sürdürür. Toplumsal grupların amaçlarını şöyle bir ele alalım. Bunlar da yine test sorularında karşınıza çıkar. Bir kere bireyin öncelikle burada toplumsal gruptayken aileden bahsed bahsediyor olalım. Bireyin ihtiyaçlarını gideriyor mu aile? Evet. Toplumsallaşmasını sağlıyor mu bireyin? Evet. Üyeleri arasında yakınlık ve dayanışma duygusunu geliştirmek sağlıyor mu aile? Evet. Bireyin yeteneklerinin gelişmesine imkan sağlıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi toplumsal grubun amaçları diye soruluyorsa ailenin, aklınıza aile gelsin ve buradan devam edin. Toplumsal grupların çeşitleri nelerdir? Şimdi bir de buna bakalım toplumsal gruplar ilişki biçimine göre birincil gruplar var. Bunlar aile, oyun, akraba, köy. Yine e, ilişki biçimine baktığımız zaman ikincil gruplar var. Kentler, siyasi parti üyeleri, devlet kuruluşlarında çalışanlar gibi. Birincililer bakın gördüğünüz gibi daha yüz yüze, daha sıcak, daha az bireyden oluşmuş. İkincililer ise daha fazla bireyden oluşmuş, daha resmi ilişkiler. Kuruluş biçimine göre resmi formal gruplar bunlar neler? Yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre yönetilen gruplardır. Belediyede çalışanlar, okulda çalışan öğretmenler gibi. Resmi olmayanlar gruplar ise kuruluş biçimine göre genelde ahlak, örf, adet, geleneklere göre kendilerine yön çizen gruplardır. Ne gibi? Mesela resmi olmayan arkadaş grupları gibi. Büyüklüğüne göre gruplar büyük gruplar adından da belli. Üye sayısının fazla, ilişkilerin resmi ve yüzeysel olduğu kuralların ve iş bölümünün daha yoğun olduğu gruplardır. Şehirlerde yasa yaşayanlar, milletler bu gruba girer. Büyüklüğüne göre gruplar ise yine küçük gruplar, üye sayısı az, adından da belliği gibi iş bölümü çeşitlenmemiş. İlişkiler yüz yüze bu nedenle insanlar birbirlerini iyi tanır aile, oyun, köy, arkadaş grupları gibi süresine göre gruplar ise uzun ve kısa süreli gruplar olmak üzere iki ayrılır. Uzun süreli gruplar varlığını kendine oluşturan üyelerin varlığından daha uzun sürer. Ulus, aile, üniversiteler gibi. Yine kısa süreli gruplara baktığımız ise belirli bir süre varlığını sürdüren sonra dağılan gruplardır. Mevsimlik işçiler, kampanya için bir araya gelen insanlar gibi katılım biçimine göre gruplar ise isteğe bağlı. Yani kişi burada kendi iradesiyle bu gruba katılıyor. Bir spor kulübüne katılmak ya da okuma grubuna katılmak gibi. Yine istek dışı gruplar var. Bireyin seçim hakkı burada yok. Mesela ne gibi cinsiyet gibi, dil gibi, etnik köken gibi. Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelmesinden bahsedelim. Sosyolojinin biliminin kurucusu Auguste Comte'dur. Auguste Comte sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Comte doğa bilimlerindeki nedensellik ilkesinin topluma uygulanması gerektiğini söyleyerek toplumların kendilerine ait yasalarının bulunduğunu savunur. Ona göre sosyoloji bilimi bu yasaları bulmalıdır. Şimdi sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelmesinde üç önemli faktör var. Birincisi aydınlanma felsefesi. Aydınlanma felsefesiyle akıl ön plana çıkıyor. Aydınlanma ile beraber insan ve toplum üzerine yeni düşünme yolları ortaya çıkıyor. Bu durum toplumsal süreçlerin anlaşılmasını sağlayacak olan sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunuyor. Fransız devrimi e, yine sosyolojinin bağımsız bilim haline gelmesini sağlıyor. Milliyetçilik çok uluslu devletlerin parçalanarak yerine ulusal devletlerin kurulmasına yol açıyor. Bu da monarşilerin yıkılıp yani tek kişilik yönetimlerinin yıkılıp yerine cumhuriyet ve demokratik bir rejimlerin kurulmasını sağlıyor. Fransız ihtilaliyle insan hakları dünyaya yayılarak evrensel hale geliyor. Bu durumda yeni bir toplum yapısını oluşturuyor. Yani gördüğünüz gibi hem aydınlanmada hem Fransız devriminde Toplumun yapısı, yapısı olarak değiştiğini görüyoruz. Son olarak ise sanayi devrimi 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında Batı toplumlarında görülen sanayi devrimi öncelikle ekonomik temelli bir değişim. Tabii ki ekonomik temelli bu değişimle beraber yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Sanayide çalışan bu işçi sınıfı böylelikle işçi sınıfıyla beraber toplumsal değişim hareketleri başlıyor. Ve bu işçi sınıfın ortaya çıkmasıyla beraber de sosyoloji doğal olarak toplumsal sınıfları incelemeye başlıyor diyoruz. Evet sosyoloji temel araştırma yöntemleri nelerdir? Şimdi temel araştırma yöntemlerinden de önce bilimsel yöntemde sırasıyla takip edilmesi gereken basamaklar neler? Öncelikle her araştırma sorunu ortaya koymakla başlar. Sorunu ortaya koyduktan sonra onunla ilgili hipotez denence yani geçici, kanıtlanmamış bir çözüm önerisi ortaya konur. Ardından ise bu çözüm önerisi dediğimiz hipotez veri toplama teknikleriyle sınanır. Verilerin analizi yapılır. Eğer bu hipotez doğrulanırsa buradan kanunlara ulaşmaya çalışılır. Yok hipotez doğrulanmazsa hipotez terk edilerek yeni bir hipotez kurulur ve bu sırasıyla yöntem yeniden takip edilir. Evet sosyoloji biliminin ilkeleri bu da bence çok önemli. Bir kere objektiftir sosyoloji yani tarafsızlık, doğruluk, tekrar yani bir araştırma yapıldığında aynı ona bir kanuna ulaşabiliyorsak aynısının tekrar yapılabiliyor olması lazım. Basitlik ve açıklık ve sınırlılık yani evrenin belli olması sosyoloji biliminin temel ilkeleridir diyoruz. Evet sosyolojik yöntemde öne çıkan akıl yürütme biçimleri nelerdir? Evet burada analoji var. Analoji deyince özelden özele yapılan bir akıl yürütmedir. Mesela Brezilya'da, Brezilya'da enflasyon yüksek olduğu için toplumsal muhalefet fazladır. E, Yunanistan'da da enflasyon yüksektir. O halde Yunanistan'da da toplumsal muhalefet fazladır diyebilir miyiz? Gördüğünüz gibi özelden özele girilmiş. Tümevarım'da varımda ise ee, tek tek e, olaylardan Genel yargılara ulaşmak Yani parçadan bütüne gitmeye verilen Özelden genele giden akıl yürütme Biçimidir diyoruz Yani Ilgındaki kargalar siyasa, Margindeki kargalar siyasa, Avustralya'daki kargalar siyasa, O halde bütün kargalar siyahtır dememiz gibi Son olarak tümden gelimsel Bir akıl yürütme yaptığımızda ise Bu da bütünden parçaya gidilerek Gidilen akıl yürütme Biçimidir diyoruz Yani genel bir ilkeyi e, ayrı ayrı olaylara uygulamaktır da diyebiliriz. Mesela toplumsal değişmelerin çok hızlı olduğu dönemlerde suç oranı artar. Büyük kentlerde de eğer toplumsal değişme hızlıysa o halde demek ki büyük kentlerde suç oranı ne olacaktır artacaktır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Gördüğünüz gibi tümden gelimde bütünden parçaya doğru gidildi. Sosyolojideki veri toplama tekniklerine gelince gözlem. Kişinin e, duyu organları aracılığıyla bilgi edinmesidir. Sosyolojik bir gözlemin temel niteliği toplumsal olayları kendiliğinden ortaya çıktıkları durumları durumun özelliğine göre incelemektir. Gözlem katılımlı ve katılımsız olarak ikiye ayrılır. Yani eğer araştırmacı o topluluğun içerisine girdiyse katılımlı, eğer girmediyse katılımsız gözlemdir. İstatistik ise veri toplama tekniği olarak sayılarla ifade edilen verilerin elde edilmesinde, sınıflandırılmasında ve yorumlanmasında kullanılan araştırma tekniğidir. Anket ise sizlere çok sık uygulanır zaten. Belli bir konu hakkında belli kişilerin grup veya toplumun bilgi, duygu ve düşüncelerini belirlemek için hazırlanmış soru formlarına anket denir. Yani bir soru formu var onu dolduruyorsunuz. Anketler kişilere doğrudan uygulanır. Monografi ise bu sorulabilir diye düşünüyorum. Sınırları belirlenmiş bir konunun derinlemesine incelenmesine denir. Evet derinlenmesine, derinlemesine incelenmesi. Örneğin bir köyün incelenmesi yapılacak. O köyün üzerinde derinlemesine bir araştırma yapmak için köy halkının tamamıyla araştırma yapılamayacağı için köy halkının bütün özelliklerini gösteren bir aile seçilir. Biz bu aileye seçilen aile örneklem adını veriyoruz. Onun üzerinde çalışmalar yapılmasına monografi adı veriliyor. Sosyometri ise küçük gruplarda grup üyeleri arasında toplumsal ilişkilerdeki yakınlaşma ve uzaklaşma derecelerini ölçen tekniğe sosyometri adını veriyoruz. Okullarda uygulanan birçok sosyometri örneğiyle karşılaşmışsınızdır. Mesela orada hangi öğrenciler sınıfta sevilmiyor, hangi öğrenciler birbirine daha samimi, hangi öğrenciler birbirine düşman gibi sorular sorulur sosyometride. Evet şimdi ise ikinci ünitemiz birey ve toplum ünitesi. Şimdi birey ve toplum ünitesinin ana eksenini sosyalleşme kavramı oluşturuyor. Sosyalleşme toplumsallaşmada denir. Sosyalleşme insanın toplumsal yaşama uygun davranışları ve değerleri öğrenerek insanın sosyal sistemin üyesi haline gelmesi sürecidir. Böylece insan toplumsal bir varlık olur. Sosyalleşme yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. Bu çok önemli. Yaşam boyu süren bir süreçtir. Sosyalleşmenin işlevleri nelerdir? Sosyalleşme bireye kişilik kazandırır. Yani kişi toplum içerisinde toplumun kuralları öğrenerek bir kişilik kazanıyor kişilere belli bir bilgi ve beceri öğreten süreçtir. Yani nerede nasıl davranmamız gerektiğini bu süreç içerisinde öğreniriz değil mi? Bayramlarda el öpmemiz gerektiğini bu sosyalleşme süreci içerisinde öğreniyoruz. sosyalleşme ömür boyu öğrenme sürecidir. Ömür boyu hiç bitmez. Yani 80 yaşında da hala da öğreneceği bir şeyler vardır bireyin. Sosyalleşme kuşaklar arası değerlerin devamını sağlar. Yani işte bayram gelenekleri nasıldır? Askere gönderme gelenekleri nasıldır? Kuşaklar arası sürekli aktarılarak bu şekilde sosyalleşilir. Sosyalleşme toplumun kültürünün bireye aktarılmasını sağlar diyoruz. Şimdi sosyalleşme sürecine etkili olan kurumlar neler? İlk olarak ilk sosyalleşmeyi birey nerede geçirir? Ailede geçirir. Sosyalleşmenin ilk başladığı yerdir aile. Çocuk aileden dili ve temel davranış kalıplarını öğrenir. Daha sonra mesela başka bir sosyalleşme süreçlerinden birisi arkadaş grubu. Çocuklar arkadaş gruplarında yetişkinlerin denetimi olmadan mücadele, kavga etme, paylaşma, sevilme, başarı gibi davranış kalıplarını arkadaş grupları içerisinde öğrenir. En önemli sosyalleşme araçlarından biri günümüzde ise kitle iletişim araçlarıdır. Günümüz toplumlarında internet, sosyal medya, televizyon, radyo sosyalleşme sürecini etkileyen en önemli araçtır. Ve çok uzun bir süre sosyalleşme sürecini gerçekleştirdiğiniz en önemli yer ise okuldur. Birey sosyalleşme sürecinde okuldan bilgi, beceri ve toplumsal sorumluluklarını öğrenir. Okul resmi kuralları olan sosyalleşme aracıdır. Yani uyulması gereken kurallar yazılıdır. Bu yüzden de bireyin sosyalleştiği ilk organizasyon okuldur. Bir daha söylüyorum. Bireyin sosyalleştiği ilk organizasyon neresidir derlerse okul diyeceksiniz. Evet hayat boyu sosyalleşme ve sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkileri nelerdir? Şimdi sosyalleşme hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bunu hep söylüyoruz. Bireyler sosyalleşme süreçlerinde çeşitli evrelerden geçerler. Bu evreler çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıktır diyoruz. Şimdi birinci sosyalleşme bakın. Birinci sosyalleşme çocukluk ve gençlik döneminde ki sosyalleşmeye verilen adıdır. Bir daha söylüyorum. Demek ki çocukluk ve gençlik döneminde birinci sosyalleşme, yetişkinlik ve yaşlılık dönemindeki sosyalleşmeye ise ikinci sosyalleşme adını veriyoruz. Şimdi bazı kavramlar var. Bunlar üzerinde duralım. Sosyal statü, sosyal rol, sosyal saygınlık gibi. Şimdi sosyal statü hepinizin bir sosyal statüsü var. Hepimizin bir sosyal statüsü var. Sizlerin sosyal statüsü mesela ne? Şu anda öğrenci olmak. Evet sosyal statü bireyin toplum içerisine işgal ettiği konuma toplumsal statü adı verilir. Yani toplumda sen şimdi hangi konumu işgal ediyorsun? Öğrenci olmak. Ben öğretmen olmak, öğretmenlik, doktorluk, anne baba, çocuk olmak birer sosyal statüdür. Birey hayat boyunca aynı anda birçok statüye sahip olabilir. Bireyin bizden fazla statüye sahip olmasına statü adı verilebilir. Mesela ben şimdi burada öğretmenim, sizin karşısında öğretmenim ama evimde neyim? Evimde ise bir babayım. Herhangi bir dernekte neyim? O derneğin bir üyesiyim. Bakın gördüğünüz gibi birçok sosyal statüm var. Buna sosyal statü dizisi adını veriliyor. Peki anahtar statü ne? Bireyin toplumsal hayatta öne çıkan baskın statüsüne anahtar statü denir. Örneğin bir kişi aynı anda hem baba hem öğretmen hem de bir parti üyesi statüsüne sahip olabilir. Ama kişinin toplum içerisinde en öne çıkan herkes tarafından bilinen statüsü eğer öğretmenlikse o kişinin anahtar statüsü öğretmenliktir diyoruz. Sosyal statüler veriliş biçimine göre ikiye ayrılır. Bir verilmiş statüler var. Bireyin doğuştan sahip olduğu statülerdir. Bunlar kız ya da erkek olmak, yani cinsiyet, Türk ya da İngiliz olmak gibi. Kazanılmış statüler ise bireyin kendi çabasıyla ya da eğitim yoluyla elde ettiği statülerdir. Esnaf olması, futbolcu olması, öğretmen olması, avukat olması gibi. Evet, bir de sosyal var, rol var. Bireyin statüsüne ya da statülerine uygun davranışlarına sosyal rol denir. Yani statüne uygun davranışta bulunuyorsan bu senin sosyal rolündür diyoruz. Yani her statü belirli sosyal rolleri gerektirir. Sosyal roller sosyalleşme sürecinde öğrenilir. Sosyal roller üzerinde toplumun yaptırımları vardır. Peki sosyal, sosyal bir de e, role ait bir de anahtar rol var. Anahtar rol ne oluyor? Bireyin belirli bir toplumsal rolü diğer rollerine göre daha fazla öne çıkabilir. Bu türden rollere anahtar ya da baskın rol adını veriyoruz. Örneğin bir öğrencinin anahtar stresi öğrenciliktir. Bireyin anahtar stresine göre sergilemesi beklenen davranışları da anahtar rolüdür diyoruz. Rol pekişmesi ne demek peki? Bireyin sahip olduğu bir rol diğer rolünün yapılmasını kolaylaştırıyorsa Buna biz rol pekişmesi diyoruz. Yani bir avukat iyi konuşma özelliğini kullanarak iyi bir politikacı olabilir. Rol çatışması ne peki? İki ya da daha fazla stötteki rollerin birbirini zorlaştırmasına rol çatışması. Ne? Yani ben bir öğretmenim. Kendi çocuğumu okuturken çocuğuma öğretmen gibi mi davranacağım yoksa baba gibi mi davranacağım? İşte buna bilemememe ben rol çatışması adını veriyoruz. Sosyal saygınlığa ise prestij diyoruz. Toplumun kişiden statüsüne uygun olarak beklediği rolleri en iyi biçimde yerine getirmesi sonucu bireyin elde ettiği saygınlıktır. Sosyal prestijin belirlenmesinde belli ölçüde kişinin de etkisi vardır. Sosyal değerler ve sosyal normal. Sosyal değerler dediğimizde sosyal değerler belli bir toplumda ortaklaşa kabul gören toplum üyelerini birbirine yaklaştıran bir arada tutan ve toplumun devamını sağlayan öğelere denir. Sosyal değerlerin özellikleri nelerdir? Bunları bilmeniz ne sağlar? Bir soru çıktığında bunları hatırlarsanız iyi olur. Kuşaktan kuşağa aktarılır. Toplumdan topluma, zamandan zamana sosyal değerler değişir. Toplumsal kurallara temel oluşturur ve zorlayıcıdır. Toplumun birliğini güçlendirir. Bireyin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin toplum içerisinde ne yap ne yapmayacağını belirler. İyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış toplumsal değerlerle belirlenir. Yani biz şimdi nelerin iyi nelerin kötü olduğunu ne yapıyoruz? Sosyal değerlerimizi öğrendikçe biliyoruz. Yani evet, bir misafir geldiyse ona hoş geldin dememiz nedir? Bir sosyal değerdir. Bu kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Değil mi? Bireylerin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtıyor. Ve iyi kötü, güzel çirkin gibi davranışlarımızda bu davranışlarda bulunduğumuzda karşımıza çıkıyor. Sosyal normal ise e, bir toplumda bireyin neleri yapıp neleri yapmayacağını gösteren yaptırımlarla desteklenen toplumsal kurallardır. Şimdi sosyal normal kendi içerisinde iki ayrılır. Resmi yani yazılı normal. Bu normal yasa, tüzük, yönetmelik gibi yazılı kurallarla belirlenmiştir. Resmi zaten bakın. O yüzden yasa, tüzük, yönetmelik. Resmi olmayan yazısız normal var. Bu normal da de yazılı değildir. Ahlak kuralları, gelenekler, görnekler, adetler, örfler gibi. Sosyal kontrol peki nedir? Sosyal kontrol toplumsal sapma davranışlarını önlemeye yarar. Sosyal kontrolü sağlamanın en etkili aracı ise toplumsallaşmadır diyoruz. Yani bir birey ne kadar iyi toplumsallaşırsa o kadar kolay sosyal kontrol, e, yani kontrol edilebilir diyoruz toplum içerisinde. Yine sosyal kontrol her toplumda belli yaptırımları vardır. Bu yaptırımlar sayesinde topluma uyan davranışlar ödüllendirilirken sosyal sapma davranışları ise cezalandırılır diyoruz. Sosyal kontrol çeşitlerine baktığımızda sosyal kontrol resmi yani formal sosyal formal sosyal kontrol hukuka, kanuna dayalı, kurumlaşmış kamu mekanizmalarıdır. Adam öldürmenin cezası yasalarda yazılıdır. Bakın bir sosyal kontrol gördüğünüz gibi neyle belirlenmiş? Cezayla, hukukla, kanunla belirlenmiş. İnformal sosyal kontrol ise dine, ahlaka, geleneklere dayalı yaptırımlardır. Genel olarak yazılı değildir. ...ayıplama, dışlama, hor görme gibi yaptırımları vardır. Evet toplumsal sapma ise toplum, toplumsal kuralların ihlal edilmesine toplumsal sapma denir. Diğer bir ifadeyle bireyin toplum normlarına uyuşmama durumuna denir. Şimdi yalnız sosyal sapmanın yani toplumsal sapmanın iki çeşidi var. Bir olumlu sapma yani hemen aklımıza olumsuzluklar gelmesin sapma dendiğinde çünkü olumlu sapma da var. Olumlu sapma toplumun yücelttiği ideal normlara, erdemli davranış biçimlerine doğru yönelen sapmadır. Örnek, toplumların tarihinde egemen olan değer ve normlara karşı çıkan dengeli gelir dağılımını, kadın haklarını, inanç özgürlüğünü savunan, olumlu yönde sapma davranışı gösteren aykırı filozof ve bilim insanları her zaman olmuştur. Sokrates gibi, Malcolm X gibi. Zaman içerisinde bu insanların savunduğu görüşler kabul edilmiştir değil mi? Kadınlara hiç hak verilmiyordu. O gün onun için mücadele edildi. O gün bu durum bir sapmaydı ama zaman içerisinde bunun ne olduğu görüldü? Bir hak olduğu görüldü. O gün sapma olarak görülen şey daha sonra bir sapma olmaktan çıktı. Malcolm X'in Malcolm X'in Amerika'daki Müslümanlar ve zenciler için yaptıkları o gün bir sapma olarak görülüyordu ama ardından geçen yıllar içerisinde olumlu bir sapma olarak ortaya çıktı. Olumsuz sapma ise toplumun çoğunluğunca onaylanmayan, toplumun değer ve normlarına uygun olmayan davranışları ifade eder. Hırsızlık yapmak, yalan söylemek, aile içi şiddet uygulamak, rüşvet, cinsel suçlar gibi sapmalarda da sapmalara da olumsuz sapma diyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman kabul edilmeyecek eylemlerdir. Evet şimdi ise üçüncü üniteye geçtik toplumsal yapı. Şimdi toplumsal ya da sosyal yapı dediğimizde bireylerin, grupların, kurumların düzenlenmiş toplumsal ilişkilerinin bütününe biz toplumsal yapı adını veriyoruz. Şimdi sosyal yapı toplumsal yapıyı oluşturan belirli unsurlar var. Nüfus, ekonomi, eğitim, ahlak, siyaset, din, hukuk bunların hepsi toplumsal yapıyı oluşturuyor. Bunlar birbirleriyle etkileşim halindeler. Toplumsal yapı içerisindeki öğelerden biri değiştiğinde toplumsal yapı da değişir. Yani nüfus yapınızda bir değişiklik oluyorsa toplumsal yapınızda da doğal olarak ne olacaktır? Bir değişiklik olacaktır. Ekonomik seviyeniz, ekonomi nizde bir değişiklik oluyorsa doğal olarak toplumsal yapınız da değişecektir. Hukukunuz değişiyorsa doğal olarak toplumsal yapınız da değişecektir. Birçok unsur birbirine bağlıdır çünkü. Bu yüzden de birbiriyle bağlantılıdır diyoruz. Toplumsal yapının iki temel unsuru var. Köy ve kent. Evet şimdi köy deyince aklımıza ne geliyor? İnsanlar genellikle tarımla uğraşır. Geniş aile görülür. Yani anne baba evlenmiş, evlenmemiş, çocuklar, dede nene, değil mi? Sosyal hareketlik köyden kente doğrudur. Yani coğrafidir bu hareketlik. Bakın köyden kente göre doğru olduğu için coğrafidir diyoruz. Birim alana düşen insan sayısı fazla mıdır? Hayır, değildir. Çiftçilik yaparlar. Mesleki yapı homojen. Yani farklılaşmamıştır. Yatay ve dikey hareketlikler sınırlıdır. Herkes hemen hemen aynı seviyede kalır. Resmi olmayan ilişkik ve kurallar geçerlidir. Kent toplumsal yapısına baktığımızda çekirdek aile görülür. Yani anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Toplumsal hayat dinamik bir şekilde değişir. Sanayi ve hizmet üretiminin ticaretin yapıldığı yerlerdir. Genelde değil mi? Hep organize sanayiler vardır kentlerde. Nüfus yoğunluğu fazladır. Kent hayatı heterojen yani farklılaşmıştır. Yatay ve dike hareketlilik çok fazladır. İş bölümü, inanç, etnik gruplar bakımından da çeşitlilik gösterir. Bir de metropoller var. Türkiye'de tek metropol İstanbul'dur diyebiliriz. Genişleyen ve gelişen şehirlerin iç içe geçmesiyle oluşmuştur. Ne gibi mesela İstanbul, Adapazarı, Kocaeli iç içe geçmişlerdir, değil mi? Evet, metropoller çevresindeki kentlerin ekonomik yapılarında egemendir. Metropoller merkez kent ve çok sayıda alt kentten oluşur. Metropoller ülkelerin küresel ekonomik piyasalarla ilişkilerini sağlayan uzmanlaşmış sosyal ve ekonomik gruplarına oluşan büyük kentlerdir. Yani Türkiye'deki Türkiye'nin gelirinin belki de %50'ye yakın nereden sağlanıyor? Metropol dediğimiz İstanbul'dan sağlanıyor. Çünkü her şey orada. Ekonomi, sanayi, ticaret, değil mi? Evet toplumsal etkileşim tipleri toplumsal etkileşim birey ya da grupların birbirini etkilemek suretiyle gerçekleştirdikleri davranışlardır diyoruz. Evet toplumsal etkileşim tiplerinin neler olduğunu burada görüyorsunuz. Şimdi bunları tek tek anlatalım. Şimdi bu mutlaka çıkar yüzde yüz buradan soru çıkacağını e, tahmin ediyorum. Çünkü geçmiş yıllarda aynı zamanda ÖSY'e e, şeyde de AYT'de e, de buralardan bu bölümden toplumsal etkileşim tiplerinden soru çıkmış. Mübadele değiş tokuş demek bir beklenti ya da karşılık alma amacıyla davranışta bulunma biçimi biçiminde gerçekleşen etkileşimdir. Çift yönlü ve gönüllülük esasına dayanır. Bak çift yönlü ve gönüllülük esasından halk arasındaki tabiriyle al gülüm ver gülüm tarzı bir etkileşimdir. İşbirliği iki ya da daha fazla grubun ortak bir hedefi izlemesinde birlikte hareket etmeleridir. Gruplar hedefe ulaşmak için işbirliği yaparlar. Bir araba üreteceksiniz. Doğal olarak o arabanın birçok parçası var. Bu parçayı, bu birçok parçayı üretebilmek için birçok kuruluş birbirleriyle ne yapıyor? İşbirliği yapıyor. Biz burada paydaşlık diyoruz bu işbirliğine. Çatışma ise rekabet bir yarış olmaktan çıkıp zıtlaşmaya dönüştüğünde çatışma ortaya çıkar. Çatışma belirlenmiş kurallarla sınırlı değildir. Çatışma karşı tarafı yenerek hedefe ulaşmaktır. Ne gibi mesela savaşlar gibi diyoruz. Rekabet ise iki ya da daha fazla kişi ya da grubun aynı hedefe ulaşmak maksadıyla ödülü almak için gerçekleşen yarıştır. Yani bunlar her türlü spor mutabakaları bir rekabettir diyebiliriz. Uyarlama ise uyarlama iki veya daha çok kişinin çatışmayı engellemek ya da ortadan kaldırmak için etkileşimde bulundukları sosyal bir süreçtir. Demek ki bir çatışma var, o çatışmayı engellemek için ne yapıyorlar? Bir etkileşimde bulunuyorlar. Biz buna ne diyoruz? Uyarlama diyoruz. Peki benzeştirme, benzeştirme iki veya daha çok kişinin bir diğerinin davranışını, örüntüsünü kabul edip uygulamasıyla gerçekleştirilen sosyal bir süreçtir. Arkadaşlıklar, eğitim en önemli benzeştirme araçlarıdır diyoruz. Evet benzeştirmede iki ya da daha çok kişinin bir diğerinin davranış örüntüsünü kabul edip uygulamasıyla ortaya çıkan durumdur diyoruz. Son olarak ise toplumsal etkileşim tiplerinde uyum. Birlik ve beraberliği koruyarak çatışmaları önlemeye yönelik davranışlardır. Birey grubun veya toplumun beklentilerini bilir ve kendi davranışlarını çevresindekilerin davranışlarına adapte eder buna gönüllü olarak yapar. Yani ne yapıyorsun? İçinde bulunduğun arkadaş grubuna sen ne yapıyorsun? Uyuyorsun bak uyum diyoruz zaten. E şimdi toplumsal tabakalaşmadan bahsedeceğiz. Toplumsal tabakalaşma toplumsal özellikleri yani makam, servet, güç, yaşama biçimi bakımından birbirine benzeyen grupların ifade eder. Toplumu bu anlamda farklı tabakalardan oluşur. Toplumsal tabakalaşma bireylerin imkan ve hayat tarzları hakkında bize fikir verir. Yani herkes özellikle içinde bulunduğumuz toplumda ekonominin belirlemiş olduğu, ekonomik durumun belirlemiş olduğu bir toplumsal tabakalaşma sistemi var kişiler ekonomik durumlarına göre belirli yerleri teşki, e, işgal ederler. İşte bu işgal etmelerine biz toplumsal tabakalaşma diyoruz. Toplumsal tabakalaşma doktor, işçi, fabrikatör, imam, öğretmen, mühendis yani farklı toplumsal statülere sahip kişilerin gelir düzeylerinin, toplumsal prestijlerinin, imkan ve imkansızlıklarının, yaşam biçimlerinin ve oturdukları semtlerin farklı ve eşit olmadığını gösterir. Yani şimdi İstanbul Bebek'te oturan bir kişinin ee, herkes orada oturamayacağı için söylüyorum nedir toplumsal tabakalaşmada yeri bellidir ekonomik seviyesini hemen anlarsınız hemen hemen ne iş yaptığını tahmin edebilirsiniz gördüğünüz gibi toplumsal tabakalaşmayla bunları anlayabiliyoruz. Şimdi toplumsal tabakalaşma aslında bir piramit var görmüş olduğunuz biz buna toplumsal tabakalaşma diyoruz alt tabaka orta tabaka ve üst tabaka. Toplumsal tabakalaşma yapısı toplumsal tabakalaşma primidi ile ifade edilir ve böylelikle kolay açıklanabilir. Buna göre üst, orta, alt olmak üzere 3 tabaka vardır. Şimdi görmüş olduğunuz bu tabakalar bunlar önemli. Gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler. Şimdi az gelişmiş ülkelerde yani en soldaki Alt tabaka geniş gördüğünüz gibi orta tabaka alt tabakaya göre daha dar alanı kapsıyor. Üst tabaka ise piramidin tepe kısmını ifade eder. Bu toplumlarda sosyal ve ekonomik adaletsizlikler fazla kişi başına düşen milli gelir azdır. Nereden anlıyoruz? Çünkü alt tabaka çok geniş. Bu yüzden de burada ne yok? Adalet söz konusu değil. Ee, ve kişi başına düşen milli gelir daha az çünkü insanlar alt tabakada. Gelişmekte olan toplumlarda ise alt tabaka yine en geniş tabakadır. Orta tabaka az gelişmiş ülkelere göre daha geniştir. Orta tabakanın geniş olması eşitsizliğin ve adaletsiz, adaletsizliğin az gelişmiş ülkelere göre daha az olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi orta tabaka genişledikçe alt tabaka daralıyor. Bu da eşitsizliğin ve adaletsizliğin azaldığını gösteriyor. İki, ortadaki piramit. Gelişmiş ülkelerdeki tabakalaşmaya baktığımızda tabakalaşma piramidinde alt ve üst ucuz sivri ortası şişkindir. Bu ülkelerde çok zengin ve çok yoksul az olduğunu gösterir. Toplumun çoğunluğunun orta gelir düzeyinde olduğunu gösterir. Bu toplumlar sanayileşmiştir ve milli gelirleri yüksektir diyoruz. Yani en sağdaki e, gelişmiş toplumların tabakalaşma piramidi orta tabaka genişledikçe alt ve üst tabaka daralıyor. Bu toplumlar en gelişmiş toplumlar. O alt tabaka ne kadar çok genişse bu toplumlarda da gelişmemiş toplumlar olarak adlandırabiliriz. Şimdi toplumsal hareketlik esasına göre tabakalaşma sistemi. Şimdi bir kapaka, kapalı tabakalaşma var. Kas sistemi. Tabakalar arası geçişin yasalar, gelenekler ve dini kurallarla yasaklandığı bir sistem. Bireylerin toplumla doğumla getirdikleri statülerinden başkasına geçmesi yasak. Tabakalar arası geçiş yani toplumsal hareketlik mümkün değil. Kas sistemi, kölelik sisteminde değil mi? İnsan hangi tabakada doğduysa o tabakada ölüyor. Bir yarı kapalı tabakalaşmaya baktığımız zaman biz buna zümre sistemi diyoruz. Toplumsal tabakalaşmayı kişinin hangi zümrede olduğu belirliyor. Avrupa'da feodalite zamanında görülen bir tabakalaşma. Ortaçağ Çağ Avrupa'sında üç temel zümre var. En üstte krala bağlı asiller, ikinci zümre kiliseye bağlı din adamları, üçüncü zümre ise toprak sahipleri için çalışan köylüler ve alt gelir düzeyinde bulunanlar. Gördüğünüz gibi tabakalar arası geçiş burada ancak ve ancak evlilik ya da toplumda çok aşırı bir güven kazanmayla Belki tabakalar arasında geçiş olabilir. Açık tabakalaşma sistemi ise içinde yaşadığımız tabakalaşma sistemi biz buna sınıf sistemi de diyoruz. Toplumsal tabakalar arasında geçişin serbest olduğu sistemdir. Sınıf temelli tabakalaşma sisteminde kişi doğuştan sahip olduğu statüyü kendi yetenekleri ve kazanımlarıyla değiştirebileceği için değişim ve dinamizme en açık tabakalaşmadır. Yani köyde doğmuş olan birisi cumhurbaşkanı olabilir mi? Olabilir. Bu da bize açık tabakalaşmanın olduğunu gösteriyor. Toplumsal hareketlik nedir? Birey ve grupların aynı tabaka ya da farklı tabakalar arasında fiziksel veya toplumsal Konumları bakımından ayrılmasıdır. Toplumsal hareketlik bireyin konumundaki değişimin yönü açısından yatay ve dike olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi dike hareketlik kişilerin bir statüden diğerine bir sınıftan diğerine harekettir. Dike hareketlikte kişinin bir tabakadan diğerine yükselmesi ya da inmesi söz konusudur. Dike hareketlik sonunda birey sınıf statü ve tabaka değiştirir. Örneğin bir işçinin şans oyunları sayesinde zengin olması ya da bir fabrikatörün iflas ederek pazarcılık yapması. Gördüğünüz gibi üst ortadan ya da alttan üste de geçiş olabiliyor. Üstten alta da inebiliyor. Biz buna dikey hareketlik adını veriyoruz. Bir de yatay hareketlik var. Aynı tabaka içerisinde gerçekleşen hareketliktir. Bireyin statüsünde, gelirinde, yaşam tarzında bir değişiklik olmaz. Birey aynı tabaka içerisinde iş, meslek ya da yer değiştirir. Sosyal yapıdaki yatay hareketliğe göre işte mesela bakkalın manav olması. Aynı tabaka içerisinde kaldı. Bir de coğrafi yapıda meydana gelen hareketlik var. Mevsimlik işçiler köyden, köyden kente, köşeden kişi coğrafi bir hareketlik yapmış oluyor. Evet gençler böylelikle sizlere ikinci sosyoloji yazısına hazırlık videosunda bir konu tekrar olarak atmış bulunmaktayım. Hepinize başarılar diliyorum.